Beni gördüğünüze pek sevinmediniz galiba. Hayır. Sadece şaşırdık. Biraz dolaşalım. Hem hasret gideririz, hem de sohbet ederiz. Hapisten yıllar önce çıktığını duydum. Doğru. Memlekete ne zaman döndün? Yeni. Toparlanmak için zaman lazımdı. Herkes vazgeçtiğini düşünüyordu. Asla vazgeçmedim. Sana bir gün geri döneceğimi söylemiştim. Daha kardeşimin kanı yerde kurumadı. Şimdi de doğmamış çocuğun canına mı göz diktiler? O çocuğu ne yap yap kurtarsa adet hanım. Her şeyi ayarladım. Bebeği öldürme görevini Abdo'ya verdiler. Ama o bebeği sana getirecek. Benim peşimdeler. Yeğenimi kanun Şevki'ye emanet edip buralardan gideceğim. Ve bir gün Azrail'leri olarak geri döneceğim. Bunu ne pahasına olursa olsun sakla. Allah yolunu açık etsin. Bir gün mutlaka döneceğim. Hatırladın değil mi? Dün gibi. Yapma Ekber, vazgeç. Acıyı ölenler değil kalanlar yaşıyor. Boşa yorulma Saadet Hanım. İstediğim onun ölmesi değil. Bunu isteseydim çoktan yapardım. Ben onun en değer verdiği şeyi, gücünü elinden alacağım. Hilal nasıl? Hala Mehmet'le oğlunun acısını yaşıyor. Poyraz'ı görmeye gittin mi? Evet. Şevki rahmetli olmadan bir gece önce. Poyraz'a gerçeği açıklamadın değil mi? Bu o kadar kolay mı? Değil. Haklısın. Ben de yıllardır Hilal'e oğlunun yaşadığını söyleyemedim. Kelimeler her seferinde boğazımda düğümlendi. Poyraz'a gerçekleri ancak Şevki açıklayabilirdi. Onu kaybetmek hepimiz için yıkım oldu. En çok Poyraz için. Poyraz'a içeride göz kulak oluyorsun değil mi? Merak etme. O güvende. Bu görüşmeden Hilal'e bahsetmezsen iyi olur. Döndüğümü ona kendim söylemek isterim. Tekrar görüşeceğiz.